attıkları adımlar olarak ifade ya bu arada başka bir adım da atılıyor herhalde. Biraz önce sana döneceğim tekrar Barış da. 3 dönem AK Parti'den Esenyurt Belediye Başkanı olan Necmi Kadıoğlu. Akbil Necmi demiştin sen. Akbil Necmi lakabı. Evet, lakabı o. 28 Ekim'de bir video paylaşıyor. Diyor ki belediye başkanlığı dönemimizde ülkemizin birçok köşesine yaptığımız yatırımları yerinde gezip gördük. Ülkemizin bu güzide topraklarından sizlere seslenerek Esenyurt'a döneceğiz diyor. Ha, geri dönmeye hazır olduğunu evet, söylüyor. Sesi öyle yok mi? Ama bu tweet'i iki gün önce. 28 Ekim'de. Ha, geri dönmeye göreve hazır olduğunu. Evet, demek ki bildirilmiş böyle bir operasyon olacağından haberleri var ve döneceğiz diyor. Peki kayyum olarak atanmayı mı kastediyordu? Ya yani nasıl döneceğiz? Döneceğiz derken kendini mi kastediyor? Bunun dışında başka bir mesaj daha vardı ya. Ya bir de sağlık sorunlarınız yok muydu Necmi Bey? Devlet 19 yaşındadır. Her şeyi not eder şeklinde bir videosu vardı. Onu arkadaşlar bulabilir. O repliklere de, o film repliklerine de bayılıyorum. Yani bunlar devlet ağzı oldu. Evet, evet. Devlet 19 yaşındadır, her daim gençtir. İşte devlet şöyle yapar. Geç, nasıldı o? Devlet uyur, siz onu uyur zannedersiniz ama bir gün boğazını... Tutamıyorum aklımda ama böyle tuhaf bir dil gelişti. Ya çok garip bir dil. Bunun ne devlet diliyle, ne Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle, kadim devlet aktıyla, ne diliyle, ne milletin binlerce yıldan süzülüp gelen irfanıyla bir alakası yok. Barış, Akbil Necmi demiştin, yarım bırakmıştık. Orayı istersen dinleyelim. Bu arada mahkeme sorgusu bitmiş, mahkeme kararı vermek üzere çekilmiş. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi Esenyurt, reklam öncesini hatırlatalım. Esenyurt 2004'te beldeyken Necmi Kadıoğlu belediye başkanı oldu. 2008'de de Esenyurt ilçe oldu ve o günden sonra bir patlama yaptı. Nüfus patlaması. Bu aslında bir rant patlamasıydı. İnşaatlar yükseldi. Hepimizin gördüğü Esenyurt'un yeşil alanı kalmayacak şekilde. Binlerce konut mağdurları oluştu. Evet. İmarlara aykırı konut olduğu için. Necmi Kadıoğlu'nun hikayesi şu. Necmi Kadıoğlu'na Akbil Necmi denmesinin nedeni meşhur Akbil davasında. Tayyip Erdoğan belediye başkanı iken açılan Akbil davasında en önemli sanık olmasıydı. O yüzden adı ondan geliyordu. Ve hatta firar etmişti. 1999'da döndü, tutuklandı, yargılanmaya devam etti. Bu arada yargılama ne oldu? Yargılama sırasında uzun bir yargılama süreciydi. Bilirkişi raporu da aleyhteydi. Bu arada belediye başkanı oldu sonra. Suç vardı. İşte tam o sırada belediye başkanı oldu. Ya yani o dönemde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolsuzluktan yargılanan, belediye parası çalmakla suçlanan bir de o davada. Bir kişiyi alıp belediye başkanı da yapıp belediye başkanı yapıp şunu demedi. Ya bu kişi yargılanıyor, bekleyelim, bunu aday yapmayalım, bir kenarda beklesin demedi. Esenyurt'ta belediye başkanı yaptı. Yargılama ne oldu peki? Yargılama zaman aşımından düştü en sonunda. 2004'te sonra zaman aşımından düştü. Belediye başkanı kendi. Aklanma fırsatı bulamadı mı yani? Bulamadı. Bu arada bilirkişi raporu da niyeti var mıydı acaba aklanmaya? Belediye şirketleri, bilirkişi raporunu da söyleyeyim. Belediye şirketleri kamu değil, şirkettir. Bu yüzden zimme suçu değil, şu suç işlenmiştir diyor. Yani bilirkişi raporu da suçun niteliği konusunda mahkemeyle tartışsa da, savcılıkla tartışsa da suç var burada diyor. Belediye şirketi üzerinden yapıldığı için bu şirket suçudur diyor. Ama ya yargılanırken belediye parasını da yolsuzluk yapmakla yargılanırken belediye başkanı yapıldı. Belediye başkanı olduktan sonra bulunduğu ilçeyi bir rant alanı haline dönüştürdü. Bir belde olan Esenyurt Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. Çünkü sürekli inşaat, sürekli inşaat. Ve orada yükselen inşaat şirketlerinin her birinin hikayesi ayrı. Bir tanesi meşhur Sedat Peker'in konuşmalarına yansıyan Özyurtlar İnşaat. Gidin binaların üzerinde N harfi var Necmi'nin N'si. Reklamını da yapmış yani. Gidin şeye Necmi Kadıoğlu stadyumu. Stadyumu, Esenyurt'ta bir stadyum var. Necmi Kadıoğlu'nun adı. Onu da Özyurtlar'a vermiş. Gidin. Devlet hastanesi de var. Necmi Kadıoğlu vakfı kurmuş. Hastane kurmuş. Hepsini ihalelerini dağıtmış. Hastane devlet hastanesi de adını vermiş. Adını vermiş yani. Kamuya hizmet ediyor. Ya daha önce kamuyu zarara uğratmakla mı suçlanmıştı? Kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyor. Öte yandan Akif Bey şununla suçlanıyor. Bakın siz Necmi Kadıoğlu Üniversitesi diye bir üniversite kuruyorsunuz. Kadıoğlu, Esenyurt Üniversitesi değil. Necmi Kadıoğlu adına kurulmuş bir vakıfla kuruyorsunuz. Vakfın yönetim kurulu üyesisiniz. Araziyi de kendi belediyenizden veriyorsunuz. Ya böyle bir iş olabilir mi?
Ben altını çizmeye dönük sorular soruyorum Barış. Yani, yanlış anlaşılmasın. Bir, ben Esenyurt Belediye binasına gittim bu işi. Necmi Kadıoğlu'nun hikayesini araştırırken. Belediye binası alışveriş merkezinin içinde. Çünkü belediye arazisini bile alışveriş merkezine vermiş. Onun bir katında belediye yapmış. Böyle bir kişi geçenlerde, yani Esenyurt Belediyesi el değiştirmeden önce son Esenyurt Belediye Başkanı'nken bir anda, hani Esenyurt demek Necmi Kadıoğlu demek. Necmi Kadıoğlu demek Esenyurt demekti zaten kuruluşundan itibaren. Sağlık sorunları nedeniyle bir anda bıraktı görevi. Herkes şaşırdı yani. Necmi Kadıoğlu nasıl sağlık sorunları nedeniyle görevden bakıyor. Hani Cem Yılmaz'ın esprisi var ya, kalptir. Kalp diyor. Öyle bir hikaye çıktı arkasından. Çünkü meğer Necmi Kadıoğlu, ben o işleri sevmiyorum, girmiyorum içeriğine, bir özel hayat videosu varmış. O özel hayat videosu içeride dolaşıyormuş. Bunun görülmesi üzerine istifa et denmiş. O da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmiş. Ama orada da bilmemiz gereken bir şey var. Özel hayat kısmı değil ama. O videonun içeriğine bakıldığında görülüyor ki, İsmail'in hatırlattığı gibi, aslında videoda iki tane kız var. Stajyer. Ve bunlar aslında kendilerinin hikayesinde Necmi Bey'e burs istemek için gelen yoksul ailelerin çocukları. Sonra bir şeyler oluyor. Görüntülerde iki kız giriyor. Yani onlara girmeyeceğim. Çok ama bir şey, başkanlık makamında. Orta başkanlık var makamı. İstismar tabii, tabii. Kamu, yani kamuya ait bir alan. Tabii. Yani onun özel evi şurası burası değil. Ve bu arada o görüntüleri yayınlayan kişi yerel mahkemede beraat etti önce. Sonra Necmi Kadıoğlu ısrarcısı oldu. İstinafa gitti. İstinaf o görüntüleri yayınlayan kişiyi, yani şu an belediye başkanı görevden alıp makamı basıldığı o makam var ya, o makamda daha önce oturan Necmi Kadıoğlu'nun orada çıkan özel hayat görüntülerini yayınlayan kişiyi özel hayatın gizliliğini ihlalden, özel hayata ilişkin görüntüleri yaymaktan mahkum etti. Düşmedi mi o dava? Hayır, zaman aşımında. İstinafta. Zaman aşımından düşmedi. Ha, o dava uğramadı zaman aşımına. Yani söylemek istediğim, siz gerektiği zaman kendi partinizden olunca bir belediye başkanını yolsuzluktan yargılanmış canım. Önemli değil, belediye başkanı olsun. Belediye başkanı adayı yapamıyorsun. Kamumanlığı götürmekten yargılanmış. Olsun canım, cezası yok, yargılarsın. Davası zaman aşımı olsun canım, devam etsin. Kaseti çıktı ya, şimdi kasetin çıktı. Sen zor durumda kalma, sağlıklı istifa et canım. Hatta kim yaydı senin kasetini, onu bulalım, ceza verenin noktasına getireceksin. Burada bir başka partinin olunca belediye başkanını, vay sen gidip birisinin telefon kardeşi açtın, terörden yargılanan birinin annesi ölünce başın sağ olsun diye telefon mu açtın, seni görevden alıyorum diyeceksin. Anladım. Söyleyin bana burada adalet nerede? Hani şeriatın kestiği parmak acımaz derler ya. Ya bu şeriatta hepimizin parmağını şey eşit kessin be tamam kardeşim. Ay, bir de ayın 28'de döneceğiz diyor. Birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii. Mesela Sayın Adalet Bakanı'nın, biz hep belediye başkanlarına baktık.